Herkese hoş geldin demiş olayım. Hem dinleyicilerimize hem panelistlerimize çok teşekkür ediyoruz aslında Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği olarak. Dernekte de yapmak istediğimiz mümkün oldukça hem finansal inovasyon hem finansal teknolojiler konusunda aslında herkesi bilgilendirmek, buradaki okul yazarlığı da arttırmak ve sektör paydaşlarını bir araya getirerek tartışmalar yapmak, daha iyiye nasıl götürebiliriz sektörü bunları konuşmak. Bu etkinlikte aslında bunun için çok önemli paya dayalı kitle fonlaması hayatımıza gerçekten yeni giriyor. Ve dünyada da büyük etkileri olan özellikle finansman toplama açısından çok ilginç bir konu. Eminim dinleyicilerin de bu konuda merak ettiği çok fazla şey olacaktır. O yüzden de hep birlikte mümkün olduğunca sizlerin de sorularını yanıtladığımız bir etkinlik yapmaya çalışacağız. Bu kapsamda ilk önce tekrar ben panelistlerimize çok teşekkür ediyorum ve birazcık aslında onları tanıtmak isterim size. Özgün Bey aramızda. Özgün Türköz, Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve çeşitli ticari bankalarda daha önce çalıştı. Yine 1995 yılından beri Takas ve Saklama AŞ ile sermaye piyasalarında göreve başladı ve görevlerini sürdürüyor. Şirketin banka olma sürecinde hisse senedi, nakit operasyon, tahvil operasyon bilimlerinde ve takas bank, tahvil otomasyon projelerinde görev aldı. 2003 yılından itibaren de Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ de görev yapmakta. Şu an kendisi MKK nezdinde hem Merkezi Kaydı Sistem Kuruluşu yatırım fonları, hisse senetleri gibi ve E-Yönet, E-Şirket, yine şimdi E-Yatırımcı uygulamaları, KAP'ın MKK'ya devrilmesi çalışmalarında aktif rol üstlendi. Nesrin Hanım yanımızda yine Takas Bank'tan. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu ve daha sonrasında Anadolu Üniversitesi'nde İşletme bölümüyle Dış Ticaret bölümlerini de bitirdi. İstanbul Takas Saklama AŞ'de iş hayatına başladı ve daha sonra kurumun yatırım bankası dönüşümüyle birlikte senetlerin kaydileştirilmesi, borsalama araçları, takım işlemleri, nakit ödemeler, hazine, back office, çek takas gibi, swap piyasası takas işlemleri gibi aslında birçok projede görev aldı. Paya dayalı kitle fonlaması emanet yetkilisi olmadı. Yine bu görevlerin arasında sermaye piyasalarında 26 yıllık bir tecrübesi var Nesrin Hanım'ın ve 2018 yılından beri de ödeme ve transfer hizmetleri bölümü direktörü olarak görevini devam ediyor. Yine yanımızda Hakan Bey var. Hakan Bey de fonbulucu.com'u temsil eden aslında aramızda. Kendisi de aslında birçok girişimcilik faaliyetinde bulunmuş geçmişinde ve 2003 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda görev almış. Daha sonra çeşitli büyük şirketlerde yöneticilik görevleri üstlenmiş. 2019-2015 yılında da Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yapmış. Yine özel bir şirkette genel müdür yardımcılığı yapmış ve Norveç merkezli bir IT şirketine danışmanlık vermiş. Şu anda da aslında kitle fonlaması platformu olan fonbulucu.com'un kurucusu ve genel müdürü. Gerçekten panelistlerimiz konunun uzmanı ve bizlerle paylaşacakları çok şey vardır. Ben hızlıca kendilerini tanıttım ama birazcık sorulara geçerken yine lütfen eklemek istediğiniz bir şey olursa ekleyin diyerek başlayalım ve hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum panele katıldığınız için. Aslında bir genel soruyla başlayacağız bugün panele. O da nasıl girdi hayatımıza kitle fonlaması? Bugüne kadar neler oldu? 2015 yılında başlayan bir serüven bu. Bugünlere nasıl geldik? Şu an hangi konumdayız? Herkesin aslında buna ilişkin soruları yanıtlamasını rica edeceğim. Eğer sizler için de uygunsa ben ilk önce kadınlara öncelik vereyim. Nesrin Hanım'a Tabii ki. soruyu yönelteyim. Buyurun. Öncelikle Takas Bank ve kurumum adına bu panelde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim davetiniz için. Burada evet yatırımcılar ve girişimciler açısından paya dayalı kitle fonlama ile ilgili akıllardaki tüm soruları cevaplayabileceğimizi umuyorum. Zaten Türkiye'de paya dayalı değil ama kitle fonlama vardı aslında, ödül bazlı vardı. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından paya dayalı kitle fonlama yönelik bir düzenleme yapılması kararı aldı ve o tarihten itibaren sektördeki kurumlarla, platformlarla, dernekle birçok toplantılar yapıldı aslında. MKK'nın olduğu, bizim olduğu, platformların olduğu. Burada yapılan değerlendirmeler sonunda işte en son Sermaye Piyasası Kurulu bir tebliğ taslağı hazırladı ve bu tebliğ taslağını
yine taraflara görüş açtı. Buradan gelen görüşleri derleyerek de 3 Ekim 2018 tarihinde, 2019 tarihinde paya dayalı kitle fonumuzu tebliğini hayatımıza soktu. Bundan sonra biz neler yaptık? Tabii bu tebliğle Takas Bank bir emanet yetkilisi olarak yetkilendirilmişti. Biz hemen hızlıca hem yatırımcılar açısından hem kitle girişimciler açısından ve platformlar açısından uygulama esaslarımızı anlatan bir mevzuat hazırladık, bir prosedür hazırladık. Platformlarla yapacağımız sözleşmelerimizi hazır hale getirdik ve bunları web sitemizden paylaştık. Böylece aslında bilgilendirmemizi yapmış olduk ve davetimizi kamuoyuna duyurduk. Yani bizimle çalışmak isteyen platformları davet ettik. Bizle gelen platformlarla hemen sözleşmelerimizi imzalayıp entegrasyon çalışmalarına başladık. Ve entegrasyonlarımızı da tamamladıkça çok geniş kapsamlı, Hakan Bey bilir, detaylı bir test yaptık. Çünkü çok taraflı bir proje bu. O yüzden de çok iyi test edilmesi, hiçbir hataya meal vermemesi gerekiyor. Ve testleri başarıyla tamamlayan platformlarımızla da onlara birer belge vererek Sermaye Piyasası Kurulu'nda listeye alınma başvuruları için destek olduk. Destek olduğumuz kurumlarda şu anda hem Global Kitle Fonlama ve Vakıf Yatırım her ikisi de hazırlar. Aslında artık bundan sonra fonlamayı bekliyoruz diyebilirim genel olarak. Bizim tarafta aslında kısaca böyle. Hakan Bey belki daha detaylı kendi taraflarında anlatır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. O zaman ben aynı soruyla sözü Özgün Bey'e bırakayım. Sizin tarafınızda neler oldu bu süreçte, ne gibi gelişmeler yaşandı ve şu an aslında ne durumdayız paya dayalı kitle fonlaması konusunda? Tabii ki. Ben de sözü öncelikle davetiniz için teşekkür ederek başlıyorum. Hem kitle fonlaması uygulamasının hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bu sistemdeki rolünün aktarılması için güzel bir fırsat yaratılmış oldu böylece. Nesrin Hanım'ın belirttiği gibi tebliğ yayınından önce paydaşlar ve ilgili kurumlar arasında uzun süreli ve yoğun değerlendirmeler, toplantılar yapıldı. 3 Ekim 2019 yılında tebliğ ile işin, projenin kapsamı, yapılacak olan uygulamanın içeriği kesinleştikten sonra biz de aynı şekilde uygulama geliştirme çalışmalarımızı bir taraftan yürütürken bir taraftan da uygulamaya ilişkin kendi iç mevzuatımızı ve düzenlemelerimizi oluşturduk. Daha sonra da bizle iletişime geçen platformlarla entegrasyon çalışmalarını başlattık. Zaten Takas Bank'ta daha önceki faaliyetlerimizden kaynaklanan bir entegrasyonumuz olduğu için Takas Bank'la birlikte platformları sisteme çok daha düşük maliyetli ve hızlı olarak entegre etme fırsatını da bulmuş olduk bu sayede. Dolayısıyla şu anda halen testleri devam eden kuruluşlar dışında Nesrin Hanım'ın da belirttiği gibi fon bulucu ve vakıf yatırım firmaları testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlayıp Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldıkları izin kapsamında faaliyete geçebilecek noktaya geldiler. İnşallah bundan sonra güzel projeleri hep beraber başarıyla fonlayıp neticeye ulaşırız diye temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Aslında son sözü de Hakan Bey'e bırakalım. Size zaten birçok aslında soru içeride de yöneltilmiş oldu. Ne durumdayız şu anda? Türkiye kitle fonlaması, paya dayalı kitle fonlamasında nerede? Siz şirket olarak hangi işlemleri yaptınız? Şu an ne gibi hizmetler sunabileceksiniz? Onlardan da genel olarak bahsederseniz bence çok yararlı olacaktır. Erçin Hanım teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan, FinTR'nin etkinliğinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten FinTR'nin Türkiye'de özellikle finansal teknolojiler ve inovasyon konusundaki farkındalığı artırma noktasında ciddi çalışmalarını görüyoruz. Bizler de destek vermeye çalışıyoruz. O yüzden çok anlamlı buluyorum aslında bugün yapılan bu paneli. Özellikle hem başkanımız Demet Hanım'a hem de sizlere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii hem Nesrin Hanım hem Özgün Bey çok güzel özetlediler ama geçmişe doğru baktığımız zaman aslında 2015 yılında başlayan bir süreçten söz ediyoruz. 2015'te Büyük Millet Meclisi alt komisyonlarında görüşülmeye başlanan bir konu bu aslında. Gördüğünüz gibi 2021 yılındayız. 6 yıllık bir emek var arkada. Tabii Nesrin Hanım'ın belirttiği gibi çok fazla burada bir yapılar var, farklı yapılar var. Ve bunların bir arada çalışması, bu entegrasyon çok kolay olmadı.
Fakat hem Takas Bank'ın hem MKK'nın ekipleri hem SPK'nın bize destek olması sayesinde teknik ekipler çok güzel ve çok yoğun çalıştılar. Olmayan bir sistemin Türkiye'de yaratılmasından bahsediyoruz aslında. Peki bu sistem ne işe yarayacak diye belki insanlar bu kadar uğraşmışsınız ama ne yapacaksınız siz diye sorabilirler. Biz girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için finansmana erişimi temin edeceğiz hep beraber. Bu bildiğiniz gibi girişimcilik ekosisteminin önündeki en büyük engellerden biri finansa erişim engeli. Finansa erişim de tek başına yetmiyor. Finansa doğru zamanda, doğru miktarda erişilmesi ve aynı zamanda da maliyetlerin, finansman maliyetlerin girişimcilerin gelişmesinde, ölçeklenmesinde doğru noktada bulunması gerekiyor. Bunları sağlayacak ve ister istemez de istihdama ve üretime de çok ciddi bir katkısı olacak paya dayalı kitle fonlamasının. Tabii biz 2019 yılında tebliğe uygun olarak bir şirket kurduk. Onun bile tescilinde, siz avukatsınız Erçin Hanım, onun bile ticaret sicilindeki tescilinde çok sorunlar yaşadık. Çünkü böyle kelimeler yoktu ticaret sicil sisteminde. Bunları dahil ettirdik. 2019 Kasım ayında kurmayı başardık şirketi. Bu noktada Ticaret Bakanlığı da çok yardımcı oldu bize. Sermaye Piyasası Kurulu da aynı şekilde. Ve gerekleri yerine getirerek Ağustos 2020'de biz başvurumuzu yapmayı başardık. Tabii başvuru yapmak için hem MKK hem de Takas Bank'ta entegrasyonun tamamlanması gerekiyordu. Aslında buradan şeyi de görebilirsiniz çok rahatlıkla. Takas Bank'ta, MKK'da, E-Devlet'te çok yoğun çalışarak Ağustos ayında biz entegrasyonları tamamlamıştık. Tabii ki Sermaye Piyasası Kurulu'nun takdiri, onların planlamaları dahilinde de biz 8 Nisan 2021 tarihinde listeye alınarak artık faaliyete geçebilir hale geldik. Şu anda aslında çok yoğun bir talep var hem girişimcilerden hem yatırımcılardan. Muhtemelen haftaya ilk kampanyaları da yayınlayacağız. Buradan da ilk kez duyurmuş olalım bunu. Yatırımcılarımız istedikleri miktarda hisseyi alarak girişimcilerin geleceklerine ortak olabilecekler. Bu aşamada bunları söylemiş, bunları paylaşmış olayım sizinle. Çok teşekkür ederim. Girişimcilerin geleceklerine aslında ortak olmak dediniz. Hani belki burada da bundan bahsetmek lazım. Şu anki mevzuatımız bizim bunu paya dayalı olarak yapmaya izin veriyor. Hani ödülü vesaireyi bırakırsa. Yani aslında bir şirkette pay sahibi olma hakkı tanınacak buradaki yatırımcılara. Bu da gerçekten aslında ilginç bir süreç. Daha önce de Türkiye'de şahit olmadığımız bir şeydi. O yüzden hani buna ilişkin ayrıntıları sizlerle zaten önümüzdeki sorularda tartışacağız. Ben burada tekrar sözü Özgün Bey'e vermek istiyorum ve merkezi kayıt kuruluşu nedir, ne gibi bir rolü olacak aslında bu süreçte? Hani bu soruyu yöneltmek isterim. Daha sonra da Nesrin Hanım aynı soruyu Takas Bank için sormuş olacağım. Merkezi kayıt kuruluşu sermaye piyasası kanununa dayanılarak kurulmuş. Türkiye'de kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının yatırımcı hesapları bazında hesaben tutulması, bunlara ilişkin hakların kullanılması, transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hukuki işlemlerin bu hesaplara işlenebilmesine ilişkin merkezi kayıt sistem uygulamasının işletmecisi aynı zamanda. Merkezi kayıt kuruluşunun faaliyetlerini özetleyecek olursak saklama faaliyetlerimiz var. Kurumsal yönetim faaliyetlerimiz var. Veri deposu ve raporlama faaliyetlerimiz var. Bir de yatırımcı faaliyetlerimiz var. Bu dört başlık üzerinden saklama faaliyetleri olarak işte sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi ve saklanması. Bunun dışında Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetkiyle elektronik ürün senetlerinin yine kaydı olarak sistemlerimizde izlenmesi, bunlara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi. Veri deposu ve raporlama faaliyetleri kapsamında türev piyasalarda gerçekleştirilen işlemler ve raporlama borçlanma araçlarına ilişkin işlemlerin raporlamasına ilişkin altyapıyı kullanıyoruz, oluşturuyoruz. Onun dışında ayrıca yatırımcı risk takip sistemi uygulamasıyla da yine aracı kurum müşterisi yatırımcıların gerçekleştirmiş oldukları kredili işlemler ve ödünç işlemlerine dayalı risklerinin takip edilmesine ilişkin faaliyetleri yürütüyoruz. Diğer yandan
Kurumsal yönetim faaliyetlerimiz çerçevesinde de öncelikle kamuya aydınlatma platformunun işleticisiyiz. Bu kapsamda sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak ihracatçıların ve yatırım kuruluşlarının yatırımcılara ve kamuoyuna yapmış oldukları bilgilendirmelerin altyapısını yine yönetiyoruz. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetkilerle elektronik genel kurul sistemi ve elektronik yönetim kurulu sistemi hizmetlerini sunuyoruz. Ayrıca e-şirket uygulamasıyla da merkezi hizmet veri tabanı sağlayıcısı hizmetini sunuyoruz. Son olarak da yatırımcı hizmetleri kapsamında e-yatırımcı uygulamamızla merkezi kaydı sistemde yatırımcı hesaplarında takip edilen sermaye piyasası araçlarının yatırımcılara raporlanması, onların tüm yatırım kuruluşlarındaki bakiyelerini tek bir merkezden kontrol edip görebilmelerine ilişkin raporlama ve bilgilendirme faaliyetleri sunuyoruz. Yine bu hizmetimizin kapsamında İKAZ uygulamasıyla da yatırımcıların kendi tercihlerine ve belirtecekleri taleplere uygun olarak hesaplarında gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgilendirme mesajları SMS ve e-posta olarak kendilerine yönlendiriliyor. Bu uygulamaları da cep telefonundan veya bilgisayar üzerinden de kullanabiliyorlar. Kısaca faaliyetlerimizi bu şekilde anlattıktan sonra kitle fonlama sistemindeki rolümüze gelecek olursak, burada biz merkezi kayıt kuruluşu olarak kitle fonlama sisteminde platformları entegrasyonla sisteme erişimini sağladıktan sonra platformlar aracılığıyla yatırım yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin sisteme fonlama ve fonlama taleplerini iletmelerini, bu taleplerine ilişkin olarak da düzenlemede belirtilen kapsamda limitlerini kontrol etmeleriyle ilgili sorumluluklarımız var. Tabii bu sorumlulukların bir diğeri de yine aynı şekilde sistemi platformlar üzerinden platformların tespit ettikleri ve kabul ettikleri girişimcilerin ve girişim şirketlerinin projelerinin sisteme kaydedilmesi esnasında sermaye piyasası düzenlemesi kapsamında belirlenmiş olan limitlerin kontrolü ve takibi de bizim faaliyetlerimiz arasında. Bu noktada bir girişimci veya girişim şirketi aynı anda birden fazla projesini sistemde fonlamaya açamıyor, kampanyaya açamıyor. Dolayısıyla bu tüm platformlar bazında bizim tarafımızdan takip edilmekte o girişimci ya da girişim şirketi için. Yine girişim şirketlerinin ve girişimcilerin bir yılda burada toplayacakları fon miktarına ilişkin de bir kısıt var. O da Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz muafiyeti kapsamında belirlemiş olduğu ve yıllık olarak değişen bir tutar olup bu sene için 10.911.000 lira gibi bir değer. Biz girişim şirketinin fazla fonlama imkanı da olmasına rağmen uygulamada bu miktarı aşmayacak şekilde fon toplama taleplerinin sistemde takip edilmesini ve kampanyaların yürütülmesini de izleyeceğiz. Diğer yandan yatırımcı limitlerine ilişkin olarak da belki belirtmemiz gereken bir husus, yatırımcıların nitelikli yatırımcı olma özelliğine göre bu limitleri değişebiliyor. Normal olarak şu anda Türkiye'de bir yıllık süre içerisinde gerçek kişi yatırımcılar 20 bin lira ile sınırlı olarak bu fonlama faaliyetine katılabiliyorlar. Ama yatırımcının gelir beyanı vermesi durumunda platformlar üzerinden iletecekleri bu gelir beyanıyla gelir beyanında yıllık beyan ettikleri gelirin %10'una kadar bu limiti arttırmaları mümkün. Orada da limit yine 100 bin lira. Dolayısıyla maksimum beyan eden 1 milyon lira beyan eden bir yatırımcı bu sistemde 100 bin liraya kadar fonlama faaliyetinde bulunabilecek. Diğer taraftan nitelikli yatırımcılar ve tüzel kişiler için bu şekilde herhangi bir limit takibi yapılmamakta. Nitelikli yatırımcı kavramına gelecek olursak o da yine sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yatırım kuruluşları tarafından belirlenen bir husus. Oradaki kriterleri sağlayan yatırımcıların bunları yatırım kuruluşlarına beyan etmeleriyle yatırım kuruluşları bizim sistemimize o yatırımcılar için nitelikli yatırımcı kaydı oluşturuyorlar. Biz de bu sisteme bağlanan yatırımcıların platformlar üzerinden üye olan gerçek kişilerin sistemde kayıtlı durumlarına bakıp nitelikli yatırımcı olmaları durumunda ilgili limitlerden muaf tutarak onları limitsiz işlem yapabilecek şekilde takip ediyoruz. Kısaca özetleyecek olursak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kitle fonlamasındaki kontrolü aslında yatırımcı ve girişim şirketlerinin ve platformların limitlerini takip etmek olarak özetleyebiliriz.
Çok teşekkür ederiz. Aslında çok açıklayıcı oldu. Bu da aslında son kullanıcı tarafında yatırım yapan kişi olarak bazen tüm bunlara hakim olamayabiliyoruz. O yüzden bence çok önemli aslında arkada ne gibi işlemlerin yapıldığının, ne gibi güvencelerin olduğunun yatırımcı tarafından da bilinmesi. Yine limitler de burada çok daha farklı uygulanacak. O yüzden o konudaki bilgiler için de çok teşekkür ederim. Ve ben sözü Nesrin Hanım'a bırakayım. Takas Bank'ın aslında genel görevlerini ve bu süreçte özellikle kitle fonlamasına ilişkin ne gibi görevleri üstlendiniz? Bunları bize aktarabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki. Takas Bank %64'ü Borsa İstanbul, %17'si 11 adet bankaya ve geri kalan %18'de 28 adet aracı kurum ortaklığıyla kurulmuş. Ülkemiz sermaye ve finans piyasalarında oldukça stratejik bir öneme sahip bir finansal altyapı kuruluşu. Aynı zamanda Merkez Bankası tarafından da ödeme sistemi olarak kabul edilen kurumlardan biri. Temel faaliyetlerimiz aslında sermaye piyasası kanunu çerçevesinde bir merkezi takas kuruluşu ve aynı zamanda bir merkezi karşı tarafız. Bu da şu, Türkiye'deki tek kurum bu anlamda. Aynı zamanda bir de bankacılık lisansımız var. Aslında bankacılık faaliyetlerimiz sebebiyle BDDK'ya, sermaye piyasası faaliyetlerimiz sebebiyle SPK'ya ve merkez ödeme sistemi olma sebebimizle de Merkez Bankası'nın denetimine tabi bir kurumuz ve Türkiye'de bu üç otorite tarafından denetlenen de tek kurumuz. Merkezi takas ve merkezi karşı taraf faaliyetlerimiz kapsamında aslında biz Borsa İstanbul grubundaki tüm piyasalara takas ve teminat yönetim hizmeti veriyoruz. Nakit takas ve menkul kıymet takası hizmeti veriyoruz. Bunun yanında çek takas sisteminin işleticisiyiz. 2018 yılında Merkez Bankası tarafından Takas Bank'a devredilmişti. Elektrik piyasası ve organize doğalgaz satış piyasasının nakit takas ve teminat yönetim hizmetlerini sunuyoruz. Aynı zamanda kendi işlettiğimiz piyasalar var. Nakit ve gayri nakdi kredilere destek olmak amacıyla Takas Bank para piyasası, ödünç pay piyasası ve TEFAS yani elektronik fon alım satım platformumuz var. Son kullanıcıya hizmet sunduğumuz işte gayrimenkulün ve satış bedelinin eş anlı el değiştirmesine imkan tanıyan tapu kadastro ile ortaklaşa yürüttüğümüz tapu takas hizmetimiz. Yine Noterler Birliği ile ortak yürüttüğümüz taşıtla taşıt bedelinin eş anlı el değiştirmesine imkan tanıyan taşıt takas sisteminin de işleticisiyiz. Bunun yanında Bankalarası Kart Merkezi'nin yurt içi takas ve hesaplaşma sisteminin teminat yönetim hizmetini veriyoruz. Aslında yatırımcıları çok ilgilendiren bireysel emeklilik tarafında da çok büyük bir rolümüz var. Bu da şu, bütün bireysel emeklilik şirketlerinin saklayıcısı durumundayız ve katılımcıların sahip olduğu tüm paylar, fon payları Takas Bank nezdinde katılımcı bazında takip ediliyor. Katılımcılar da istedikleri gibi bizim onlara sunduğumuz ekranlardan emeklilik şirketlerindeki fon paylarını takip edebiliyorlar. En son olarak da kitle fonlama hizmetimizle buradayız. Bir de aslında son 2018 yılında hizmete aldığımız kişiden kişiye altın transferini, EFT hızında altın transferini imkan tanıyan altın transfer sistemi de yine bizim kurduğumuz Türkiye'deki tek altın EFT'si diyebileceğimiz bir sistem. Buna bağlı da yine blok zincir teknolojisiyle Biga platformu dediğimiz blok zincir teknolojisi üzerinden bir dijital varlığın 7/24 transferine imkan tanıyan bir de projemiz var. Bu da hayatta uygulamada olan bir projemiz. Aslında dediğim gibi, anlattığım gibi Takas Bank sermaye piyasaları açısından oldukça önemli bir konumda. O yüzden de bütün yatırımcıların içinin çok rahat olarak blokede tutulacağı bir bankayız. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Takas Bank faydalı kitle fonlamasının neresinde derseniz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan paya değerli kitle fonlaması tebliğ ile birlikte kitle fonlama platformları aracılığıyla toplanan fonların girişim şirketine devredildiği ya da yatırımcılara iade edildiği süre boyunca bu toplanan fonun emanetçi sıfatıyla blok edildiği kurumuz aslında. Verdiğimiz asıl hizmet bu. Detaylar herhalde bir sonraki konuşmamda devam ederim. Burada emanetçiyiz. Emanetiniz Takas Bank altında güvencede. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok çok teşekkürler Nesrin Hanım. Ben yine burada son sözü Hakan Bey'e vereceğim ve aslında platformlar neler yapıyor bu paya dayalı kitle fonlaması tebliği kapsamında size ne gibi görevler verilmiş? Siz hangi işlemleri yapacaksınız? Bunu soracağım ve sizin tabii ikiye bölünüyor aslında. Bir
girişim şirketinin kabulüne ilişkin bazı işleriniz var ve bir yandan da yatırımcıların üye kabulüne ilişkin bazı işlemler var. Hani bu konularda bize genel bilgiler verebilirseniz çok seviniriz. Ayrıntılarına da önümüzdeki sorularda gireriz. Platformlar nasıl kuruluyor Türkiye'de? Siz ne gibi işlemler yapıyorsunuz ve sizlerin görevleri neler? Teşekkür ederim. Elçin Hanım, son sorudan başlayayım. Ben platformlar Türkiye'de anonim şirket olarak kuruluyor. Tebliğ kapsamında belli bir öz sermaye zorunluluğu var. Yine tebliğde 6. maddede belirtilen aynı Türkiye'de bir banka kurarkenki yönetim kurulu ve ortakların sahip olması gereken özellikler neyse platformların ortaklarının ve yönetim kurulunun da bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunu belirttikten sonra aslında platformlarla ilgili biraz bilgi vereyim, sonra isterseniz yatırımcı kısmı, girişimci ve yatırımcıların sistemde nasıl dahil olacaklarını, sisteme nasıl dahil olacaklarını anlatayım. Şimdi bu tebliğ aslında çok önemli bir tebliğ. Bir kere onu iyi anlamamız gerekiyor. Dünyada ilk 10 ülke regüle eden ilk 10 ülkenin içerisindeyiz. Yanılmıyorsam ya 7. ya 8. ülkeyiz regüle eden bu konuyu. Dolayısıyla bunun önemini iyi anlamak lazım. Ülkemizde girişimciliğin gelişmesini çok istiyor bütün bürokrasi, bütün devlet yetkilileri ve hükümet. Bunu da defalarca kez dile getiriyorlar. Verilen destekler de bu noktada. Paya dayalı kitle fonlamasıyla aslında bu çok daha güçlenecek. Bunu göreceğiz. Dolayısıyla tebliği çok önemsiyorum ben. Tebliğde platform kurmak için dediğim gibi belli standartlarda şirket kurmanız gerekiyor. Bu şirket kurulduktan sonra yazılımınızı geliştirmeniz ve devamında da MKK ve Takas Bank'la entegrasyonlarınızı sağlamanız isteniyor. Tabii çok ciddi bir başvuru evrakları var. Bunları hazırladıktan sonra da Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruyorsunuz. Onlar da son derece yardımsever bu konuda. Zaten arkadan da göreceğiz, çok güzel platformlar gelecek Türkiye'de. İlgi oldukça yüksek o noktada da. Burada tabii sisteme baktığımız zaman üç ana konu var. Birincisi platformlar, ikincisi yatırımcılar, üçüncüsü girişimciler. Tabii ben platformlar derken sistem işleticileri, yani sistem paydaşlarımıza beraber söylüyorum. Çünkü ne yatırımcı ne de girişimci aslında doğrudan ne Takas Bank'la ne de MKK ile muhatap olmuyor. Tüm yapı online olarak kurgulandı. %96'sı sistemin tamamının dijitalize edilmiş durumda. %4'ü de aslında girişimcinin ticaret sicile başvururken yapması gereken evrak, hazırlaması gereken evraklar. Yani o kadarı. Ama geri kalanın sistemin çalışmasındaki tamamı dijitalize edilmiş durumda. Yatırımcı bize önce üye oluyor. Biz burada 3 aşamalı bir doğrulama sürecinden geçiyoruz. Cep telefonunu, e-posta adresini doğruladıktan hemen sonra da yatırımcı kayıt formunu dolduruyor. O esnada da yine devlet doğrulamasına tabi tutuyoruz. Bu hizmeti MKK üzerinden alıyoruz biz. E-Devlet üzerinden de yatırımcı kendini doğruladıktan sonra istediği girişime yatırım yapabilecek hale geliyor. Tabii limitlerin kontrolü ve yaptığı yatırımları nerede göreceğiyle ilgili de bilgilendirme yapıyoruz kendisine. Bu konularda da yine MKK veriyor bu hizmeti. Tabii yatırımcı bir yatırım yaptığı zaman da parası ne platformlarda ne de girişimde kalmıyor. Bu para doğrudan ister kredi kartıyla ödesin, ister EFT yapsın, Takas Bank'ta adına bloke ediliyor. Bu oldukça önemli bir konu. Zira bu yatırımcılar açısından da son derece güvenli. Girişimcilik ekosistemi içerisindeki olanlar bilir. Girişimcilerin ihtiyacı olan doğru rakamı onlara sunmak gerekiyor. Zaten girişimciler de bu tutarı hesaplarken fon kullanım raporu veriyorlar bize. Ne kadar fona, ne için ihtiyaçları olduğunu. Dolayısıyla biz onların %100 ihtiyacını çözmek istiyoruz ki doğru ölçeklenmeyi sağlayabilsinler. Bu amaçla da kampanya süresi sonuna kadar bu paralar Takas Bank'ta bloke ediliyor. Tabii yatırımcının buradaki avantajı şu, eğer toplanan fon istenen tutarın altındaysa bu paraları biz girişimciye aktarmak yerine yatırımcıya iade ediyoruz. Burada da hiçbir kesinti söz konusu olmuyor yatırımcı için. Bu da yine avantajı yatırımcının. Girişimciler de yatırımcılar gibi aynı şekilde cep telefonu ve e-posta adreslerini doğrulayarak öncelikle sisteme giriş yapıyorlar. Daha sonra girişimci kayıt formunu dolduruyorlar. Onlar da aynı şekilde e-devlet üzerinden doğrulama gerçekleştiriyoruz. Tabii girişimciler de yatırımcılar da hem kurumsal
hem bireysel olarak ayrı ayrı kayıt olabilirler. Buna ilişkin de form düzenlemelerimiz hazırlandı. Bu aşamadan sonra girişimci kampanyasını başlatmak için formları doldurmaya başlıyor. Tabii bu formlar önemli. Bunu da vurgulamak istiyorum. Klasik bir VC veya melek yatırımcı ağ görüşmesi veya bir yatırımcı görüşmesinin biraz ötesinde bu iş. Çünkü bu bir mini halka arz. Ben bunu bu şekilde tanımlıyorum aslında. Eğer girişimci paylarını arz etmek istiyorsa yatırımcılara tabii ki belli bir prosedürden geçmesi gerekiyor. 10 ana başlıktan oluşuyor formlar. Bunları doldurduktan sonra da aynı halka arzlarda olduğu gibi bir izahname çıkıyor ortaya. Biz bunu hem ne girişimciye yazdırıyoruz ne de kendimiz yazıyoruz. Bu da dijitalize edilmiş durumda. Girişimcinin girdiği tüm bilgilerden ortaya 70-80 sayfalık aynı halka arzlarda olduğu gibi bir izahname çıkıyor. Yatırımcı da bunu okuyarak yatırım kararı verebiliyor. Burada girişimcinin bu formları doldurmasıyla aslında müthiş bir disiplinize oluyor işleri. Kurumsallaşmaya doğru aslında güzel bir adım atıyor. Bu doldurduğu formlar sayesinde dünyanın neresine giderse gitsin bu bilgileri vererek aslında yatırımcı görüşmesini yapabilir duruma geliyor. Kendini ve girişimini yeniden keşfediyor. Bunlar önemli katkılar. Sadece para toplama faaliyeti olarak da düşünmemek lazım bunu. Dilerseniz bu aşamaya kadar bunları anlatmış olayım. Yine sizin sorularınızla ilerleriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Aslında burada ben Nesrin Hanım'a bir soru yönelteyim. Demin siz şeyden bahsettiniz. Mesela fon topluyoruz. Eğer ulaşamazsak aslında oradaki limitlere biz bunu aktarmayacağız girişime diye. Aslında burada Takas Bank'ın da sahip olduğu bir görev var ve onu yöneltmek istedim. Hani buradaki süreç nasıl işleyecek? Bir iade süreci olursa bu nasıl işleyecek? Hani buradaki süreçleri bize biraz aktarabilir misiniz? Bir de hani bir cayma hakkı olacak mı? Ben bir yatırım yapma kararı verdim ama bundan geri dönebilecek miyim? Bunlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz. Bir girişim fonlama ihtiyacı olduğunda platformdan biz bu girişime ilişkin detaylı bilgileri ve fonlama ihtiyacı bilgisini alıyoruz. Burada bizim MKK ile de bir entegrasyonumuz var. Aslında limit sorgulama kısımların aynı zamanda bizim tarafta da dolaylı olarak yapılmış oluyor. Yatırımcıya doğrusu biz platform bize bu girişimle ilgili bilgileri verdikten sonra biz girişimin adına Takas Bank altında bir hesap açıyoruz. Ve bu hesabı platforma da geçiyoruz ki o da yatırımcılara bunu sunsun. Kredi kartıyla ya da EFT'li her iki yöntemle de Takas Bank'a bu parayı gönderme imkanı var yatırımcıların. 48 saat içinde de yaptığı yatırımda cayabiliyor. Diyelim ki bu girişim hesabına EFT'li ya da işte kredi kartıyla gönderdi. Biz örnek veriyorum 100 bin liralık bir fonlama olsun. 100 bine kadar bunun da bir süresi var 2 ay. 2 ay içinde bu fonun toplanmasını bekliyoruz. Toplanmazsa eğer kampanya bitti, fonu toplayamadık. Biz bu bilgiyi hem MKK'dan hem de platformdan aldığımız için kampanya tamamlanıp başarısız olduğunu anladığımızdan itibariyle yatırımcı yapan herkese göndermiş oldukları bedelleri iade ediyoruz aynı şekilde hiçbir kesintiye uğratmadan. Eğer kampanya başarılı olursa da bu sefer girişim ve girişim şirketiyle ilgili süreçleri takip ederek en sonunda girişim şirketi payları MKK'da yatırımcılara dağıttıktan sonra da girişim şirketinin hesabını aktarıyoruz. Aslında burada çok ciddi bir kontrol mekanizması var hem platform hem merkezi kredi kuruluşu hem de Takas Bank adına. Dediğim gibi yani 48 saat içinde ben yaptığım yatırımdan caymak istiyorum dediği anda yatırımcı cayabilme hakkına sahip ve hiçbir de hak kaybı olmuyor burada. Hem EFT dediğim gibi hem de kredi kartıyla yani kredi kartına tüm banka kredi kartları geçerli. EFT'de Takas Bank'ın bu girişim için açtığı bir IBAN numarası var. Onu zaten platform ekranlardan yatırımcıya gösteriyor. Ve her bir girişim için de platformun o girişime ait bir ID numarası, bir referans numarası var. EFT'yi gönderirken açıklama alanına bu referans numarasını yazdığı an biz bizim tarafta bunun hangi girişim için geldiği bilgisini ayrıştırıp ilgili girişim adını bloke edebiliyoruz. İadelere geldiğimiz zaman işte 3 tip iade var aslında. Bir cayarsa iade edilebilir. 2 hedeflenenden fazla fon toplanmış olabilir. Yani girişim 100 bin istemiştir ama 150 bin toplanmıştır. 50 bini yatırımcılara iadesi gerekiyor ya da kampanya başarısız olmuştur.
Eğer cayma hakkı varsa cayma hakkının kullanılmasını tarihleyen ilk iş günü biz ilgili bedeli yatırımcının hesabına gönderiyoruz. Eğer hedeflenenden fazla fon toplanmışsa platform hangi yatırımcıya ne kadar iade edileceği bilgisini Takas Bank'a gönderdikten sonra ilk iş günü yine bu bedeller ilgili yatırımcı hesaplarına gönderiliyor. Ve en son başta da söylediğim gibi yani girişimin başarısız olması, kampanyanın başarısız olması durumunda da yine platform tarafından bize bildirimin yapılmasını takip eden ilk iş günü yatırımcı hesaplarına hiçbir kesintiye uğramadan iadesi yapılıyor. Diyelim ki başarılı oldu şirket. Bundan sonra ne yapacağız? Başarılı olduğu zaman da iki türlü varsa bir girişim olan girişimci var, bir de girişim şirketi olarak başvuran var. İki tane kampanyamız var. Eğer bir girişim şirketi tarafından yürütülen kampanya ise bu zaten şirketleşme ile ilgili olan kısımları tamamlamış oluyor girişim. Doğrudan 30 gün içerisinde gidip sermaye arttırımı yapıyor. Bu süre zarfında biz kampanya tamamlanır tamamlanmaz artık girişim hesabındaki tutarı girişim şirketi adını açacağımız bir hesabı alıyoruz ve orada takip etmeye başlıyoruz. 30 gün sonunda sermaye arttırımını yapınca şirket platform bunu MKK'ya pay dağılımlarını gönderiyor. MKK'da o paylar ilgili yatırımcı hesaplarına geçtikten sonra biz girişim şirketi adını altında tuttuğumuz tutarı girişim şirketinin bize bildirdiği hesaba aktarıyoruz. Eğer bu işlem bir girişim tarafından yapılıyorsa tabii burada girişimin bir de şirketleşme ile ilgili bir süreci var. Burada kampanya sonuçlarının sonuçlanmaz. Girişim gidip şirketleşmeye ilişkin süreçleri yapıyor. 90 gün gibi bir süresi var. Bu süre zarfında eğer şirketleşip bize bilgileri iletince biz yine girişim şirketi adında bir hesap açıp oraya aktarıyoruz. Sonraki süreç aslında aynı. Sermaye arttırımı, payların yatırımcılara dağıtımı ve en sonunda da tüm paylar dağıtıldıktan sonra yine tutarın girişim şirketi hesabına aktarılması süreçlerini kapsıyor. Aslında burada dediğim gibi hiçbir hak kaybı olmadan hem girişim hem de yatırımcı açısından güvenli bir blokelendirme hizmeti var. Kısaca böyle söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Özür dileyerek küçük bir şey ekleyebilir miyim buraya? Lütfen buyurun. Nesin Hanım'ın anlattığı sistemin tamamının online gerçekleştiğini düşünürseniz artık yeni sistemde bir girişime yatırım yapan yatırımcı veya girişimcinin paylarının arzı tamamen herhangi bir kağıt prosedüre tabi olmadan gerçekleşecek. Yani bu aslında kendi başına bir devrim diye de düşünebilirsiniz. Hem yatırımcı çok rahat edecek çünkü hepimiz biliyoruz bu süreçleri. Bir sürü imzalar, işte evraklar, noterler, ticaret siciller bunların neredeyse tamamı ortadan kalkmış durumda. Bu bile kendi başına büyük bir değer. Ve çok paydaşlı bir proje aslında. Yani MKK, platformlar, Takasbank, bizim kredi kartı hizmeti aldığımız ayrıca bir dış hizmet sağlayıcımız var. Oldukça paydaşlı ve güçlü bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Hakan Bey ise biraz ana konuyla ilgili bir soru daha soracağım ama önce Özgün Bey'e şu soruyu yönelteyim. Birazcık aslında işlem limitlerinden bahsettiniz Özgün Bey ama genel olarak kimler yatırımcı olabilecek burada? Örneğin yabancı kişiler olabilecek mi? Tüzel kişiler olabilecek mi? Hani ilk sorum bu. İkinci sorum da ben diyelim ki bir yatırımcı oldum ve buradan bir pay aldım. Bu artık MKK nezdinde de izleniyor. Bunları ben başkalarına devredebilecek miyim, satabilecek miyim? Bu yönde hani çalışmalar var mı, bir ikinci pazar var mı? Bu soruları da sizlere yöneltmek istedim. Tabii memnuniyetle. Şimdi öncelikle platformlar aracılığıyla kitle fonlama sisteminde tanımlanmış olan kampanyalara gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecekler. Burada gerçek kişiler için düzenlemede belirlenen bir koşul var. E-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasının yapılabilmesi. Tabii bu açıdan bakınca gerçek kişiler yerli veya yabancı olabiliyorlar ama bizim vatandaşlık ve nüfus işlerine ilişkin düzenlemelerimizde yabancı kişilerin de belli koşulları sağlamaları durumunda yabancı kimlik numarası dediğimiz TCKN numarası gibi işlem görebilen bir numara almaları mümkün. Dolayısıyla YKN numarası alabilecek statüde olan, şartları sağlayan yabancı yatırımcılar ilgili YKN numaralarıyla E-Devlet üzerinden entegrasyonla kimlik doğrulayarak platform üyesi olabilecekler.
Fakat YKN alamayan yabancı yatırımcılar konusuna gelince, bunlar tüzel ya da gerçek kişi olabilirler. Bu durumda da yine düzenleme ilgili kişilerin MKK üyesi yatırım kuruluşlarından herhangi birinde yatırımcı hesabı açıp sicil numarası, MKK sicil numarası dediğimiz sicil numarasını almaları durumunda ilgili sicil numarası ile platformlar üzerinden yine kitle fonlama sistemine üye olabilecekler. Burada E-Devlet üzerinden sağlanan kimlik doğrulama işlemi yabancı yatırımcılarda aynı şekilde yatırım kuruluşlarına ibraz edilecek olan kimlik doğrulayıcı, tesdik edici belge ve evraklar üzerinden yatırım kuruluşları tarafından yapılarak süreç MKK sicili verilerek tamamlanıyor. Dolayısıyla MKK sicili almış tüzel ya da gerçek yabancı yatırımcı artık kimlik doğrulaması aşamasını geçtiği için yine sicil numarasıyla platform üzerinden bize kaydı iletildiğinde biz kitle fonlama sisteminde o yatırımcı için de limit takibine başlayabiliyoruz. Diğer taraftan gerçek kişiler veya yabancı kişiler için nitelikli yatırımcı bilgilendirmesi de biraz evvel konunun başında dile getirdiğim gibi yatırım kuruluşları üzerinden iletilebiliyor. Onun dışında gelir beyanı ile ilgili yine limitlerin belirlenmesine ilişkin konu da bu sefer platformlara yapılacakları beyanlar ile gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilgili gerçek kişi yatırımcılar ya da gerçek kişi yatırımcılar platformlara gelir beyanlarını iletmeleri durumunda platformlar tarafından bize iletilen gelir beyanı kapsamında biz ilgili yatırımcıların limitlerini de beyana uygun olarak arttırıyoruz. Çok teşekkürler Özgün Bey. Çok çok sağ olun. Bu sahip olunan payların devri ya da satışı konusunda bir düzenleme var mı MKK tarafında acaba? Şöyle, tebliğ ona ilişkin olarak da Borsa İstanbul'u ikinci piyasanın düzenlenmesi veya oluşturulmasına ilişkin Borsa İstanbul'a görev vermiş durumda. Borsa İstanbul tarafında da konuyla ilgili değerlendirme veya çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Ama tabii ki öncelikle platformların aracılığıyla girişimcilerin fon toplama başarılı kampanyaların tamamlanması, payların kaydan oluşması aşamaları geliyor öncelikle. Tabii bu aşamalar gerçekleştikten sonra da fonlamaya katılıp kaydi olarak payları girişim şirketi ortağı şeklinde oluşan yatırımcılar ikinci piyasa henüz kurulmamış olsa bile kendi aralarında kuracakları iletişimle burada platformlara da düzenleme bir imkan tanıyor. Bu yatırımcıların birbirleriyle iletişim kurmalarına ilişkin ortam veya forum oluşturulabilmesine de imkan tanıyor. Dolayısıyla ikinci piyasa olmasa bile birbirleri arasında devir ve işlem yapabilmelerine imkan tanıyor. Düzenlemede burada sadece girişim şirketi ve girişimciye ilişkin bir takım kısıtlamalar var. Eğer kampanya başarılı olarak tamamlanır ve kaydı olarak paylar oluşturulursa, ki bu paylar sermaye arttırımı ya da işte yeni kuruluş ihraç şeklinde oluşacak. Buradaki girişim şirketinin ortakları veya girişimcinin payları 3 yıl süresince sadece hukuki nedenlerle, miras ve veraset vesaire gibi nedenlerle veya birbirleri arasında devire ya da nitelikli yatırımcıya devredebilmelerine imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiş şu anda. Dolayısıyla girişimcinin ve girişim şirketinin paylarını devretmesine ilişkin bir takım kısıtlamalar var. Ama fonlamaya katılarak kaydi pay edinen yatırımcıların paylarını devretmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama yok. İkinci piyasaya ilişkin çalışmalarda Borsa İstanbul tarafından uygun görüldüğü zaman da herhalde hayata geçirilecektir. Çok teşekkürler Özgün Bey bu açıklamalarınız için ve bunun üstüne aslında Hakan Bey'e bir sıra sorum var. Hani burada girişimcilerin tabii ki payları satamaması belli bir süre önemli bir engel. Çünkü aslında girişimcinin de şirketle olan çalışmalarını devam ettirmesi yönünde de bir aslında dolaylı taahhüt olmuş oluyor 3 yıl boyunca bu payları satamamak. Ama bu gerçekten farklı tür bir yatırım. Halka arzdan da en büyük fark aslında işte bir girişimle yapılıyor olması. Sizce burada yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Bu tür kararlarını nasıl almalı? Özellikle platformlardan girişimleri
seçerken dikkat etmeleri gereken bir şey var mı? Ve sizin burada uyguladığınız bazı önlemler ne? Hani tebliğin sağladığı aslında bazı koruma önlemleri var. Siz de demin söylediniz. Örneğin ciddi bir neredeyse izahnameye yakın bir bilgi toplanması oluyor. Bunlar paylaşılıyor ama bunun dışında da aslında çeşitli denetimler yapılacak, kontroller yapılacak. Hani bu konularda da bilgi verebilirseniz çok seviniriz. Tabii ki. Şimdi tabii sorunuz bizim cevaplamayı her zaman istediğimiz fakat uzak durmaya da çalıştığımız bir sorun. Çünkü bu tür girişimler erken aşama girişimler ve ölçeklenmeye başlayan girişimler haliyle başarılı olma şansları birçok şirkete göre veya girişime göre diyelim daha düşük. Bu riskli bir yatırım. Bir kere yatırımcılar bunu kabul etmeleri gerekir. Zaten biz de sadece bunu söylemekle yetinmiyoruz. Yine tebliğ kapsamında genel risk bildirim formumuz var. Bunu internet sitemizde yayınladığımız gibi her yatırım yapma esnasında, daha doğrusu ödeme öncesi bu risk bildirim formunu yatırımcının imzalaması gerekiyor. Bir kutucuğu işaretliyor burada. Ve bu kayıt altına alınıyor risk bildirimi yaptığımıza dair. Kendisine yine e-postayla da bu risk bildirimi bildiriliyor. Tabii burada bir risk var ama bütün yatırım araçlarını düşündüğünüz zaman tüm yatırım araçlarında riskler vardır. Farklı farklı oranlardadır. Peki yatırımcılar dünyada bu riskleri nasıl azaltmaktadır? Ona bakmak lazım. Bu da portföy yönetimiyle söz konusu. Eğer siz tüm yumurtaları tek bir sepete koyarsanız tabii ki büyük bir risk almış olursunuz. Biz o yüzden yatırımcılara önerimiz şu oluyor. Zaten nitelikli olmayan yatırımcıların 20 bin lira olan limiti son derece düşük bir limit. Bu yıl bazında kazandıkları paranın %5'ine veya 10'una maksimum tekamül edebilir orta halde bir geliri düşünürseniz. Bu da bu riskli yatırıma girebilmek için son derece doğru bir oran. Yatırımcılarımız toplam servetlerinin veya varlıklarının %5 ila 10'unu bence bu işe ayırmalı ve devamında da ayırdıkları bu parayı birden fazla girişime yatırmalılar. Farklı sektör ilgileri olabilir, onları seçebilirler veya farklı sektörlerdeki girişimlerden en az 10 tane bir sepet oluşturabilirler, portföy oluşturabilirler. Zaten biz yatırımcılarımızın profillerinde bunu yatırım hesaplarında görebiliyorlar oluşturdukları profili. Tabii burada yatırımcının her ne kadar riski olsa da ölçeklenmeye müsait şirketler olduğu için bir yıl içerisinde bile onlarca çarpana ulaşabilir bu şirketler. Örnekleri de var, hepimiz biliyoruz, işte Peak Games, Getir, Trendyol gibi. Bunların geçmişine baktığınız zaman aslında bugün bile biz konuşurken birkaç girişim şu anda ölçekleniyor. Belki unicorn'a doğru gidiyorlar. Dolayısıyla önemli olan yatırımcının erken aşamada, doğru zamanda girişime dahil olması. Buradaki sistem asıl bunu sağlayacak. Zaten 18 milyon varlık büyüklüğünün üzerinde de girişimleri biz kabul edemiyoruz yasa gereği. Bunların hepsi küçük girişimler. Bir yıl sonra, 3 yıl sonra çok daha farklı bir yere gelebilirler ya da fail edebilirler. Bunu başta kabul etmesi gerekiyor yatırımcılarımızın. Devamında yine fon kullanım raporunu biz izahnamede zaten yayınlıyoruz, başta da alıyoruz girişimciden. Peki bunu nasıl kontrol ediyoruz? Bunu fon kullanım süresi boyunca 6 ayda bir hazırlayacağı bağımsız denetim raporuyla kontrol edeceğiz. Biz sadece girişimlerin fonlamasının başarısıyla ilgilenmiyoruz platform olarak. Onların girişimlerinin de başarılı olmasıyla ilgileniyoruz. Bu noktada da aslında kurduğumuz birkaç yapı var. Sadece başlık olarak söyleyebilirim. Bir melek yatırım ağı kurduk. Adını da biz dijital melek yatırım ağı dedik. Çünkü tamamen sistem dijital. Melek yatırımcılarımız kitle fonlama kampanyalarının da yayınlanan girişimlerin odağında çalışacaklar. Onlara yatırım yapacaklar. Bir de girişim sermayesi yatırım fonu kurduk. Yine bu fonumuzda Türkiye'nin ilk kitle fonlama girişim sermayesi yatırım fonu. Bu fon ve melek yatırımcılarımızla beraber yine halktan toplanan parayla aslında biz elimizi taşın altına da sokmuş olacağız bu sayede. Girişimcilere ortak olacağız. Bütün yayınladığımız girişimlerden fonumuz ve melek yatırımcılarımız pay alacak. Onların başarılı olabilmesi için yönetimlerinde onlara destek olmaya çalışacağız. Bu şekilde en azından riskleri bertaraf edeceğimizi düşünüyorum. Ama başta söylediğim gibi yatırımcıların bir portföy oluşturulması çok önemli.
Bir de çok özür dileyerek bir cümleyle bir iş, yine güvenlikle ilgili yatırımcılarımızı güvende hissetmesiyle ilgili bir konuyu arz edeyim. Her platformun yatırım komitesi var. Tüm başvuruları biz gelir gelmez işte formları doldurduğu sürece yayınlamayacağız. Bu başvurular 3 aşamadan geçiyor bizde. Ön inceleme aşaması, son yatırım komitesi, sekreteryası incelemesi aşaması ve yatırım komitesine sunuluyor. Yatırım komitemiz bizim alanında uzman kişilerden oluşuyor. Onlar bu kampanyada verilen bilgilerin doğruluğuyla, geçerliliğiyle müteselsiz sorumlular yasa gereği. O yüzden tüm bilgileri, verileri biz doğruluyoruz. O şekilde yatırım komitemize sunuyoruz. Yatırım komitesi çoğunluk kararı alarak yayınlıyor bunları. Dolayısıyla bu da yatırımcının özellikle izahnameli zaten görecek tüm yatırım komitesi üyelerini ve imzalarını, varsa şerhlerini, izahnameyi okuyarak karar almalarını tavsiye edebilirim en azından burada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında kapsamlı bir bilgi almış olduk yine sizden. Ya bu tabii ki çok farklı bir yatırım türü. Bizlerin de daha önce Türkiye'de görmediği, aslında ilk defa başlayacak bir yatırım türü. O yüzden hepimiz aslında birlikte de göreceğiz ama bunun belki şunu da söylemek lazım. Çok kısa vadeli olan bir yatırım değil zaten. Hiçbir girişim yatırımı değil. Bu daha çok girişim yatırımları... özel fonlara, daha küçük gruplara, işte melek yatırım gibi söylediğiniz, bazen hızlandırma merkezleri bunlara aracılık edebiliyor. Bunun yerine aslında dediğiniz gibi bir mini halka arz gibi birçok yatırımcının katılabilmesi sağlanacak. Burada aslında mesela siz de bahsettiniz, nitelikli yatırımcıların da daha farklı bir rolü olacak. Yani normalde bu yolu tercih eden girişimci bir sadece münferiden nitelikli yatırımcıya gitmek ya da işte belli bir fona gitmek yerine aslında tüm prosesi hem onları dahil edip hem de bir yandan bu küçük yatırımcıyı da dahil edebiliyor olacak. O yönden gerçekten ilginç bir süreç. Denetim yapılması, bağımsız denetimler yine normalde girişim yatırımlarında karşılaşmadığımız şeyler. Yatırıma giren bu tür kurumsal yatırımcılar ya da melek yatırımcılar bu tür bilgi edinme hakları isteyebiliyor pay sahipleri sözleşmelerinde ama burada aslında tepkiden de doğan bir yükümlülük var. Gerçekten hepimizi aslında ilginç bir süreç bekliyor diyebiliriz. Erkin, çok özür dilerim. Çok güzel ifade ettiniz. Bir enteresan bir çarpıcı örnek vereyim size. Dünyada yapılmış bir kampanyaya en fazla yatırımcı katılan kitle fonlama kampanyası 72 binin üzerinde insan dahil olmuş. Şimdi 72 bin kişinin sizin ortağınız olabileceği ihtimali olan bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii bunun yönetilmesiyle hemen girişimci arkadaşlarımız endişelenmesin, onun da tedbirleri var. Şimdi 72 bin tane, 50 bin tane, 10 bin tane sizin ortağınız olursa, bunların içerisinde hem nitelikli hem nitelikli olmayan yatırımcılar, kurumsal, bireysel yatırımcılar olursa, sizce bu girişim başarısız olabilir mi? Çünkü bunların her biri bir marka elçisi. Bunların her biri aslında ürettiği ürün veya hizmetin alıcısı. Buradaki yapı aslında çoklu ortaklık yapılarının başarı şanslarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar kişi eğer ortağınız olmuşsa, binlerce kişi ortağınız olmuşsa bir pazar doğrulaması da yapmış oluyorsunuz burada. Bence bunları da girişimciler atlamaması gerekiyor. Ne kadar çok ortak burada o kadar doğrulama anlamına da geliyor. Çok teşekkürler yine bu bilgileriniz için de. Aslında son ufak bir iki soru yöneltip sizlere daha sonra kullanıcı, çok özür dilerim, katılımcılardan gelen çok fazla soru var. Belki onlara birazcık geçiş yapabiliriz. Benim Özgün Bey'e bir sorum olacaktı. Demin e-yatırımcı platformlarından, e-kas platformlarından bahsettik. Bunlar nedir? Bize bunlar hakkında da bilgiler verebilir misiniz? Ne demek? Kayıt nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Bu konularda da bize bilgi verebilirsiniz. Çok seviniriz. Tabii ki memnuniyetle. E-yatırımcı platformu bizim Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde sermaye piyasası araçları izlenen ürünler için yatırımcıların üye olarak bağlanıp sistemde bilgilerini kontrol edebilecekleri, çeşitli raporlamalar alabilecekleri bir yapı. Buna üye olmak konusunda da yatırımcıların yine belirttiğimiz üzere e-devlet üzerinden ya da MKK sicilleriyle üye olabilmeleri mümkün. Üye olma aşamasında cep telefonu ve e-posta bilgilerine ilişkin
doğrulamalar yapılıyor. Daha sonra ikaz uygulamasındaki tercihlerine yönelik olarak da tercih etmiş oldukları bilgilendirmeler cep telefonu veya e-posta ile kendilerine sistem üzerinden gönderiliyor. Yine kitle fonlama sistemi hayata geçtikten sonra yatırımcılar kitle fonlama sisteminde yapmış oldukları yatırımlar sonrasında limitlerini e-yatırımcı uygulaması üzerinden de raporlayabilecekler. E-yatırımcı uygulaması üzerinden almış oldukları bu bilgilerle yapmış oldukları yatırımların aslında kontrolünü de sağlamış olacaklar bu anlamda. Diğer taraftan diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin blokaj uygulama gibi bir seçeneğimiz de var yatırımcı uygulamasında. Dolayısıyla ileride kayden izlenmeye başladığında, pay olarak izlenmeye başladığında kitle fonlama sisteminde yapmış oldukları yatırımlar karşılığı almış oldukları payları da aynı şekilde bloke işlemine tabi tutabileceklerdir. Kısaca e-yatırımcı ve ikaz uygulamalarımızdan bu şekilde bahsedebiliriz. Çok çok teşekkürler Özgün Bey. Eğer panelistlerimiz için uygunsa isterseniz katılımcılardan gelen soruları yanıtlamaya başlayalım. Sonunda da ben hepinize tekrar söz vereyim. Benim sormayı atladığım, sizin paylaşmak istediğiniz bir şey varsa onları da toparlamış oluruz böylece. Ama bir hayli soru geldi aslında. İlkinden başlayayım ben. Diyor ki soru hem Özgün Bey'e hem Hakan Bey'e bir sorum olacak. Mevcut yatırımcı kitlesi hangi gruplarda oluşuyor? Bireysel yatırımcıların sistem içindeki ağırlığını istatistiksel olarak inceleyebilme fırsatınız oldu mu? Ve yatırımcı tabanında değişiklik olabileceğini düşünüyor musunuz diye sormuş katılımcımız. Ancak şu an hali hazırda başlamış bir işlem benim takip edebildiğim kadarıyla yok. Belki hani girişim yatırımlarının genel istatistikleri hakkında ya da sizin beklentileriniz ne, nasıl olmasını tahmin ediyorsunuz, onun hakkında cevaplanabilir bu soru diye düşünüyorum. Şöyle, ben ilk kısmıyla ilgili sizi teyit edecek şekilde belki cevap verebilirim. Dediğiniz gibi henüz faaliyete geçmediği için burada bir yatırımcı kitlesi oluşmadı. Dolayısıyla o anlamda da bizim elimizde istatistik bir takım datalar yok. Ama Hakan Bey'in daha önceki tecrübelerinden hareketle buraya gelecek yatırımcı kitlesi ya da yatırımcı profiline ilişkin belki öngörüleri vardır. Ben sözü ona bırakayım. Sağ olun Özgün Bey, teşekkür ederim giriş için. Aslında biz herhangi bir tabii ki paya dayalı kitle fonlaması henüz yapılmadı. Fakat biz yapmış gibi birçok anket yaptık. Hem şu ana kadar 30 binin üzerinde üyemiz var, onlarla yaptık. Teknoparklarla yaptık, network'ümüzdeki yatırımcılarla yaptık. Hatta LinkedIn'de birçok anket yaptık. Onların sonuçları bizim için etkileyici oldu. Burada bireysel veya kurumsal diye tabii ki eğer bir istatistik vermek gerekirse muhtemelen önümüzdeki dönemde girişimlere yatırım yapanların %70'i, 80'i belki biraz daha üzerinde bireysel yatırımcılardan oluşacak. Biz genelde bu işte 24-35 yaş arası yatırımcıların bu sisteme dahil olacağını düşünüyoruz. Buna ilişkin olarak da bütün zaten iletişim stratejimizi buna üzerine kurguladık. Son dönemde Borsa İstanbul'a baktığınız zaman 600 bin kişinin üzerinde 24-35 yaş arası insanın yeni yatırımcı olarak kayıt olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bize bir ışık veriyor. Çünkü kitle fonlaması gibi özellikle de equity crowdfunding konusu çok daha fazla teknolojiyle iç içe olan nesli ilgilendiriyor. Bu risklere daha rahat girebiliyorlar onlar. Risk iştahları özellikle 40 yaşın üzerindeki insanlara göre çok daha yüksek. Sabırla bekleyebiliyorlar 3 yıl, 5 yıl. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok fazla 24-35 yaş arası göreceğiz. Bir de burada mali bariyeri 1 liraya düşürdük biz. 1 liraya bile insanlar hissedar olabilecek. Biz yatırımcılığa da alıştırmak istiyoruz bu noktada insanları. Dolayısıyla ticket size'ın 1 lira olduğu bir yerde bir öğrenci de yatırım yapabilir 18 yaşın üzerinde tabii ki. Bir asgari ücretli de çok rahatlıkla yatırım yapabilir. Biz insanların biraz tasarruf alışkanlıklarını özellikle girişimcilere yönlendirecekleri küçük tutarlarla sermayenin hem tabana yayılması hem de üretime destek verecekleri bir araç sunmak için yola çıktık. Bu noktada önümüzdeki dönemde genç yatırımcıları çok fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bu bilgiler için. Neşe Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Sonraki soruya geçelim mi?
Oraya geçelim. Yeteri kadar açıkladılar arkadaşlar. Tamamdır. Çok teşekkürler. Beni de lütfen bölün, eklemek istediğiniz bir şey olursa hemen o şekilde devam edelim. Ben ikinci soruya geçeyim. Öncelikle teşekkür etmişler sizlere. Takas Bank'ın Biga projesinde olduğu gibi blok zincir tabanlı kitle fonlaması platformlarının yaşama geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu şeklinde bir soru var. Buna ek olarak yine YouTube'dan da gelen paya dayalı kitle fonlaması yanı sıra kripto satışı da acaba gerçekleşebilir mi diye de bir soru var. Biliyorsunuz token arzı da gündemde, çok çok gündemde olan bir konu. Hani bu konularda ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir genişleme olabilir mi? Bu yönde altyapı çalışmaları var mı? İlk Biga projesi dolayısıyla ben soruyu Nesrin Hanım'a yöneltmiş olayım. Tabii Biga projesi bizim blok zincir teknolojisinde kullandığımız ilk proje, uygulamaya aldığımız ilk proje ve bunu biz fazlandırarak yeni bir noktaya taşıma hedefimiz var. Şu anda bunu ödeme sistemine çevirme yönünde bir çalışmamız var. Aslında bir piramidimiz var bizim blok zincir çalışmalarında. Bu piramidin bir üçüncü adımında da aslında kitle fonlamayı blok zincir teknolojisiyle nasıl yaparız? Halka arzları nasıl yaparız? Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hedeflerimiz arasında da var açıkçası. Ama bunun için biraz zaman var herhalde. Önce gelenekseli oturtup arkasından yeni teknolojileri denemekte fayda var. Diğer soruya gelince aslında hani orada çok da takas bank olarak bizim karar vereceğimiz bir durum yok. Bir tebliğ zaten bunu mevcut geleneksel yöntemlerle ve TL ile yatırım yapılmasını hükme bağlamış. İkincisi Merkez Bankası'nın biliyorsunuz çok yakın zamanda çıkarmış olduğu bir tebliğ var ve blok bu tür coinlerin herhangi bir ödeme aracı olarak kullanılmasına imkan vermiyor, yasaklıyor. Ancak mevzuatsal olarak bazı değişiklikler yapılır ve görevlendirmeler gelirse Takas Bank'a tabii ki hem MKK hem biz hem de platformlar ortak bir çalışmayla bunu yapabiliriz ama önce mevzuat ve mevzuat da şu anda maalesef buna imkan vermiyor. Yani şu an işte hepimizin de bildiği gibi aslında kripto varlık arzı yapmak istesem, ben işte bir token çıkarmak istesem tam olarak beni engelleyen bir mevzuat da yok ama sermaye piyasası mevzuatı bizim araca bakmaz, hani amaçsal yorum yapar. O yüzden ben bir halka arza benzer işlem yapıyorsam, örneğin işte kar payı hakkı veriyorsam, bunu tokenla çıkarmış olmam bana kalırsa hani hukuki görüşüm uyarınca bir fark yaratmaz. Sermaye piyasası mevzuatı içinde kalır ve şu anki sermaye piyasası mevzuatımızda buna çok elverişli değil, sizin de bahsettiğiniz gibi. Çünkü şu an sermaye piyasası aracı olarak tanımlanan birçok araç da yine MKK'da kaydın izleniyor, Takas Bank'ta saklanıyor. Hani bu açıdan çok mümkün olmayabiliyor ama işte utility token da diyorlar bunlara, daha kullanıma özel tokenların çıkarılması noktası. Aslında Türk mevzuatında da bir engel yok ama bunların aslında bir mevzuatsal düzenlemelerinin yapılması ya da açıklığa kavuşturulması çok farklı imkanlara bana kalırsa da yol açabilir. Girişim yatırımı toplamakta da çok dünyada popüler bir alan oluyor. O yüzden bence önümüzdeki günlerde farklı şeyler göreceğiz ama şu anki paya dayalı kitle fonlaması mevzuatı kapsamında hani bir token arzı mümkün değil. Çok açık paya atıp var. Evet. Payların da Türkiye'de token olarak çıkarılması da mümkün değil. Bazı ülke hukukları payı temsilen token çıkarılmasına izin veriliyor ama bu sistemde bunlar mümkün değil gibi gözüküyor şu anda. Biz Biga'yı kurgularken aslında hep bunları düşündük. Yani Biga aslında bir coin değil, bir dijital varlık. Çünkü arkasında bir fiziksel dayanağı var. Bir Biga bir gram altına eşdeğer. Yani siz mevcut elinizdeki altını Biga'ya çevirip işlem yapıyorsunuz ve günün sonunda tekrar Biga'yı altına çevirip fiziki olarak alabiliyorsunuz. Aslında işte bizim piramidin, o kitle fonlamanın aslında blok zincirde nereye geleceği noktasında da aslında bir şekilde bir pay arz edilecek ve onun bir varlığa çevrilerek işlem yapılmasına imkan tanınacak. Dediğiniz doğru. Yani mevzuatlar ve gelecekteki gelişmelerle yapılmayacak bir şey değil ama şu an için mümkün değil. Elçin Hanım, müsaade ederseniz ben küçük bir şey ekleyeyim. Biz kesinlikle Türkiye'de ICO'ların yapılmasını istiyoruz. Hatta ICO'lar derken bu girişimlerin biraz önce anlatılan işte bir sürü işlemin finansal kapanışı var bir de. Başarılı olsun fonlama olmasın. Çok ciddi bir iş yükü var bizde finansal kapanışta.
Çünkü 1 milyon liranın üzerinde ve altında farklı uygulamalar var. Nitelikli yatırımcıların ayrılması var. Fazla toplanan fon var. %20 fazla fon alma hakkı var. Bunları düşündüğünüz zaman aslında akıllı kontratları kullanabilsek bu sistem içerisinde finansal kapanışları çok çok hızlı ve çok daha rahat az iş yüküyle halledebiliriz. Ama bunun ben kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde öyle ya da böyle belki 3 yıl, belki 5 yıl bilemiyorum, süreyi öngöremiyorum. Çünkü çok dalgalı bir şekilde gidiyor bu. Fakat Türkiye'de de kitle fonlamasını ICO'lar şeklinde göreceğiz. Yani tokenler üzerinden de bunlar gerçekleşecek. Fakat adım adım gitmenin, ben de Nesrin Hanım'ın düşüncesine katılıyorum. Önce Türk lirasıyla gerçekleştirelim, güzel başarılı hikayeleri ortaya koyalım. Sonra güzel arkasından da ICO'lar yapalım. Peki Nesrin Hanım, sizce bu konuda bir teknik destek sağlayabilir mi MKK Takas Bank, ya da hani siz bu tür bir genişleme hakkında ne düşünürsünüz? Hani o da gelen sorulardan biriydi. Ya tabii bu yönetim olarak verilecek bir karar. Hani benim bireysel olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Artı Takas Bank'ın yapacağı her hizmet hem SPK'dan hem de Merkez Bankası'nın izin alarak yapılan bir şey. Ama teknik olarak Takas Bank'ın ve MKK'nın bence yani altından kalkamayacağı bir süreç olacağına inanmıyorum. Dediğim gibi gerekli ortam sağlanırsa, gerekli görevlendirmeler yapılırsa biz de Takas Bank ve yani MKK adına da belki konuşuyorum ama Takas Bank olarak hani Özgün Bey'i de çok iyi tanıdığım için hani her iki kurum da aslında teknik altyapısal olarak bu işi kotaracak güce ve yeteneğe ve bilgi tecrübeye sahip diye düşünüyorum. Çok bu noktada ben de aslında şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Nesrin Hanım'ın dediği gibi BİGA projesi kendileri tarafından geliştirildi ve hayata geçirildi. Bizim de Takas Bank'la beraber bir başka özelliğimiz var. Ona belki değinmedik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından biz ARGE olarak, Araştırma Geliştirme Merkezi olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarız. Dolayısıyla bu faaliyetlerimizi de hem sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında verilen görevler çerçevesinde kendi ürünlerimizi ve teknolojilerimizi geliştirmekte, hem de sermaye piyasasının ileride ihtiyacı olabilecek teknolojilere ilişkin araştırma ve analiz çalışmalarımızı yürütmekte de kullanıyoruz. Dolayısıyla biz de başka belki birkaç enstrümanın blockchain teknolojisiyle sermaye piyasalarında kullanılıp kullanılmamasına yönelik çalışmaları geri planda analiz ve teknoloji olarak inceleyip çalışıyoruz. Ama Nesrin Hanım'ın da belirttiği gibi bu konuda karar merci Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası, onun paralelinde kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirir ve burada bize bir görevlendirme verirse, teknolojik olarak bizim yapamayacağımız herhangi bir konu olmayacaktır. En kısa sürede daha önceki örneklerde olduğu gibi başarılı bir şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz. İnşallah da o günlerde de yine böyle oturup bir önceki toplantılarda bunları değerlendirmiştik. Olur mu diye, şimdi hayata geçiriyoruz diye konuşmak kısmet olur diyorum ben. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun bu görüşleriniz için. Ben hemen diğer soruya atlayayım o zaman. Burada Hakan Bey size bir soru sorulmuş. Yurt dışındaki paya dayalı kitle fonlaması uygulamalarıyla Türkiye'deki uygulamaları karşılaştırdığınızda hangi alanlara daha çok yatırım yapılması, hangi alanların geliştirilmesi gerekiyor diye bir soru var. Güzel bir soru. Önce şeyden başlayayım ben. Türkiye'de Kaslak Tevli yayınlandıktan sonra 6 ülkenin regülasyonlarını inceleme fırsatı buldum ve Türkiye'deki uygulanan regülasyonlarla tek tek karşılaştırdım. Artı ve eksi taraflarını çıkartmaya çalıştım açıkçası. Türkiye'deki regülasyonumuzun bence geliştirilmesi gereken en önemli kısmı tutarlar. Yatırım tutarları ve girişimcilerin fonlamadaki üst limiti. Yani 10.911 veya 9.931. Şimdi bunlar biraz bizim geliştirmemiz gereken taraflar ama mümkün. Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda zaten son derece yapıcı. Bir de yatırım komitesi konusu diğer regülasyonlarda yok, bizde var. Bu da aslında her ne kadar bir koruyucu veya yatırım, küçük yatırımcıyı korumaya yönelik olarak düşünülse de
platformlar nezdinde ciddi sıkıntılar da yaratabilecek. Belki burada bazı esneklikler sağlanabilir. Önce regülasyona dair böyle görüşlerimi söyledikten sonra, tabii ki regülasyon çünkü benim bundan sonraki söyleyeceklerimi etkileyen konular. Yani uygulamalar da regülasyona da tabi biliyorsunuz. Şimdi tabii dünyada çok iyi equity crowdfunding veya işte share-based crowdfunding siteleri var, platformları var. Ve rakamlar artık 12, 13, 14 milyar dolarlar konuşulmaya başlandı. Bu sene çok daha üzerine çıkacağını düşünüyorum sadece equity'de. Bu sistemin kolay oluşu, hızlı, güvenli oluşu birçok yatırımcıyı da buraya çekiyor. Yurt dışındaki uygulamalarda ülkesine göre tabii ki değişmekle beraber İngiltere'de mesela nitelikli yatırımcı olmak çok zor. Türkiye'de çok daha kolay. Yine aynı şekilde limitlere baktığınız zaman da yatırımcı limitlerine Türkiye'deki yine uygulanabilir, kabul edilebilir diyebiliriz. Haliyle bunlar bizim sistemin çok fazla rağbet göreceğini de gösteriyor. Dediğim gibi sermaye piyasası kurulu sahadan alacağı verilere göre de ciddi şekilde yeni düzenlemeler, ek düzenlemeler getirebilir. Bu noktada son derece esnekler. Yeter ki biz doğru verileri onlarla paylaşalım sahadan. Geliştirilmeye müsait bu konu. Zaten önümüzdeki dönemde bence ICO'lardan çok daha önemli bir konu var. O da peer-to-peer lending var. Yani borçlanmaya dayalı kitle fonlaması var. Bunun hazırlıklarını da şu anda Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılıyor, taslak hazırlıkları. Ben önümüzdeki dönemde bizlerin çalışmasıyla beraber paya dayalı devam ederken arkadan da borçlanmanın geleceğini, özellikle de bu banka, yüksek banka maliyetleri veya yüksek kredi maliyetlerine alternatif bir çözümünde Türkiye'de başlayacağını düşünüyorum. Bunun da aynı şekilde hem paya dayalı hem de borçlanmayı destekleyerek yatırımcı ekosistemine de, girişimci ekosistemine de fayda sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim bu cevaplarınız için de. Aslında bir soru da SPK'dan ya da başka regülatörlerden ilave tebliğler bekleniyor muydu? Hmm. Belki bir bölümü de işte bunun peer-to-peer lending dediğiniz aslında borçlanma araçlarına da dayalı olabilir. Ya da işte kişilerin birbirine borç vermesi gibi çok farklı kitle fonlaması yöntemleri de var. Girişim evet. Şirketlerinin borçlanma aracı çıkarması örneğin anladığım kadarıyla sizden de beklediğiniz bir düzenleme. Evet. Bunun dışında sektörel bir kısıtlama var mı diye sorulmuş. Benim hatırladığım kadarıyla gayrimenkullere ilişkin, örneğin projelere ilişkin sınırlandırmalar vardı. Ben yine Hakan Bey'e bırakayım. Diğer panelistlerimiz için de uyusa sözü. Bütün panellerde en çok ben konuşuyorum zaten. Kırmasınlar. Tabii burada tebliğ gereği aslında ölçeklenebilir şirketleri işaret etti tebliğ bize, ama bunların hangileri sorusu da aslında güzel bir soru. Teknoloji ve veya üretim faaliyetinde olan girişimler aslında bu sistemden şu anda istifade edebilecekler. Buradan da net anlaşılabilir, hizmet ve ticaret sektöründe veya tam bu sektörün içerisinde olan girişimler yer alamayacak. Niye böyle bir şey söyledim? Çünkü bazı girişimler, pazar yerleri gibi girişimler hem teknolojiyi kullanıyor hem ticaret yapıyor. Böyle bazı ince çizgilerimiz var orada. Fakat bunu değerlendirme politikamıza ve mevzuatımıza göre çok ince, sıkı denetliyoruz. Teknoloji ve üretim faaliyeti ağırlıkta olan girişimleri kabul edebiliyoruz. Onun dışında hiçbir sektör sınırlamamız yok. Yeter ki üretim gerçekleştirsin bir çıktı olarak sonunda, ya da bir teknolojik ürün veya teknoloji faaliyetinde bulunsun. Biraz girişimcilerimizin kafası karışık bu noktada Elçin Hanım. Aslında soru önemli bir soru. Çünkü çok fazla farklı başvurular var. Şunu ölçü olarak alabilir girişimciler. Ben teknolojiyi kullanıyor muyum, üretiyor muyum? Şimdi eğer teknolojiyi kullanarak siz bir web sitesi arayüzünü kullanarak bir pazar yeriyseniz ticaret yapıyorsunuz demektir. Ama pazar yeri yapan bir teknolojiyi geliştirmişseniz teknoloji projesinizdir, bize başvurabilirsiniz. Üretimde keza siz eğer bir ürünü, reçetesi size aitse, patent lisansı size aitse fason ürettirebilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama sadece markalayıp sattığınız bir ürünse yine ticarete giriyor. Otel işletiyorsanız bize başvuramıyorsunuz. Fakat otel işleten bir yazılım geliştirmişseniz bize başvurabiliyorsunuz. Yani hizmet sektörü de bu işte yok. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki hizmet ve ticareti de dahil eder SPK. Ama şu anda teknoloji ve üretim diyebiliriz.
Çok teşekkürler. Mesela burada gelen spesifik bir soru vardı. Kripto parayla faizsiz konut kredisi sağlayacak projem var. Bunu katabilir miyim diye. Orada konut kredisi sağlamakta gayrimenkule ilişkin haklara ilişkin özel bir sınırlama vardı diye ben hatırlıyorum tebliğde. Ama aslında hani benim sizin söylediklerinizden de anladığım, bu konuda bir teknoloji geliştirse ve hani konutla ilgilisi olmasaydı bir yer bulabilirdi diye anladım. Bunu şöyle bir cümle söyleyeyim. Tabii ki bu proje teknoloji projesi kesinlikle. Çünkü blockchain altyapısı yazacak onda. Fakat bunun uygulanmasına dair biz riskleri istediğimiz zaman, izahnamede yatırımcılara sunduğumuz zaman karşısına şu anda kripto parayla ödeme yapılamaması riski çıkacak. Dolayısıyla yatırımcı da şu aşamada yatırım yapmaz. Ama bence geliştirmeye devam etsin arkadaşımız. Çok teşekkürler cevabınız için. Burada yine başka bir soruya geçeyim ben. Tip piyasalar dediğimiz tezgah üstü takas web piyasalarının tabana yayılması ve pasif gelir sağlanması açısından MKK, SPK veya BDDK nezdinde tescil kayıt denetlemesi gerekiyor mu? Herhangi bir düzenleme gerekiyor mu diye sormuş ama birazcık aslında konu da dışında kalmış. Yine de hani varsa görüşleriniz bu konularda paylaşmak istediğiniz onları da duymayı çok isterim. Bu çok yeterince konu. Evet, aslında konu bizim dışımızda mevzuat ve düzenleme kapsamına girdiğinde Sermaye Piyasası Kurulu veya Merkez Bankası ya da BDDK temsilcilerinin belki konuya ilişkin görüş bildirmeleri doğru olur. O yüzden şu anda söyleyecek bir cevabımız yok ilgili arkadaşım. Aynen öyle. Hani birazcık da bu hani paya dayalı kitle fonlaması tarafında şu an bu söylediğiniz şekilde tezgah üstü işlemler ya da swap işlemler gibi işlemler de söz konusu zaten olamazdı hani yapısal gereği. O yüzden şu an için konuyla ilişkili söyleyebileceğimiz bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Bir yine katılımcı asimetrik bilgi probleminin olmaması için nasıl bir yöntem kullanılacak diye sormuş. Cevap vermek isterseniz ben yine sözü size bırakayım. Bu girişimcilerin kampanyalarıyla ilgili verilen bilgileri mi kastetmiş olabilir? Maalesef daha fazla bilgi vermemiş ama ya büyük ya şu olabilir diye ben de tahmin ettim okuduğumda. Bir aslında girişimci kendi şirketine ilişkin çok daha fazla bilgiye sahip oluyor ve biliyorsunuz normalde sermaye piyasalarında bu tür bilgilere sahip olan kişilerin işlem yapmaları ya engelleniyor ya sınırlanıyor ya da kontrol ediliyor aslında. Burada benim gözlemleyebildiğim örneğin 3 sene zaten girişimcilerin paylarını elden çıkaramamasına yönelik düzenlemeler var. Bunun dışında fark yaratılabilecek, hani asimetrik bilgi olabilecek neresi olabilir diye düşünüyorum. Nitelikli yatırımcılara bazı imtiyazlar sağlanabiliyor ama bu asimetrik bilgi oluşturabilecek bir imtiyaz değilmiş gibi düşünüyorum. Bunu çıkar çatışması olarak cevaplayalım mı Elçin? Tabii ki. Buyurun lütfen. Ben size bırakayım sözü. Şimdi yasa gereği yine, tebliğ gereği daha doğrusu, bütün platformların çıkar çatışması politikasını hazırlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alması gerekiyor. Aynı zamanda da bu politikayı platformlarda yayınlanması gerekiyor. Şu anda biz yayınladık. Girip arkadaşlar görebilir orada ama özetle şunu söyleyebilirim size ki geçen haftalarda da yine Sermaye Piyasası Kurulu buna ilişkin olarak herhangi bir çıkar çatışması oluşmamasına dönük ilke kararları da aldı. O ilke kararlarını da düşünerek şöyle birkaç cümle söyleyebilirim. Platformların ortakları, yatırım komitesi, yönetim kurulu çıkar çatışması politikasına doğrudan muhatap. Bu kişilerin bazı bilgilere erken ulaşabileceğini düşünerek sormuş olabilir arkadaşımız burada. Burada hani bir çıkar çatışması söz konusu değilse, yani o girişimle herhangi bir bu bir bağ söz konusu değilse yatırımcı olabiliyorlar. Ancak belli rakamlar var ortada. Platformların şirket olarak %20'nin üzerinde veya ortakların veya yatırım komitesi veya yönetim kurulu üyelerinin %20'den fazla ortak olduğu şirketlerin şirketlere ilgili bir kampanya açamıyor platformlar. Bu da aslında ilke kararlarının sonucu. Bu tarz sorunları ortadan kaldırmak için SPK önlemler alıyor. Bundan sonra da alacak. Ama burada dediğim gibi bazı bilgilere erken ulaşmak değil, ne kadar bilginin sizinle paylaşıldığı esas. Bir izahnamenin ne olduğunu anlayan tüm yatırımcılar aslında bizim ne kadar bilgi paylaşacağımızı biliyorlar. Girişimci kendini ne kadar iyi anlatırsa,
ne kadar doğru anlatırsan yatırımcı ilgisini de o noktada çekecektir. Tabii ki bazı ticari bilgiler de yatırımcılarla bu aşamada paylaşılmayacaktır. Bunu da belirtmek lazım. Çok teşekkürler yine cevaplarınız için. Yine bir soru var. Paya dayalı fonlama borsa yatırım fonlarından daha mı güvenli? Desteklenen girişimlerin çok küçük bir kısmı görece başarılı olacaksa, paylarıma belirli bir süre blokaj konuluyorsa vesaire, neden bu sistemde yatırımcı girişimci olmalıyım diye sorulmuş. Çok kısa kısa alayım cevaplarınızı. Süremiz de çok kısaldı. Diğer sorulara da cevap vermiş olalım. Ben bir cümlemeyi söyleyeyim, hemen çekileyim. Herhangi bir kısıtlama yok. Yani yatırımcılar paylarını istedikleri şekilde tasarruf edebiliyorlar. Sadece girişimciler için hani topladı fonu, ondan sonra da çekip gidip de yatırımcıyı mağdur etmesin diye 3 yıllık bir yasak var. Orada da birkaç istisna var. Çok güzel belirtmişti Özgün Bey bunu. Burada niye yatırımcı olunması noktası bence güzel soru. Bir kere ölçeklenme hızı çok yüksek girişimleri biz size sunacağız. Dolayısıyla gidip işte daha riskli yatırımlarla, yani Forex'te trade yapmaktan daha riskli değil, inanın değil. Bir girişimciye yatırım yapıyorsunuz, bir varlığa yatırım yapıyorsunuz ve onun gelişmesi için de siz de gayret sarf ediyorsunuz. Ortak bir co-creation aslında söz konusu burada. Dolayısıyla küçük de olsa, çok büyük yatırımlardan bahsetmiyorum nitelikli olmayan yatırımcılar için, küçük de olsa 10 tane yatırıma biner lira vererek yatırımı herkesin yapabileceğine inanıyorum açıkçası. Burada kısa vadede belki bir hani likidite riski olabilir. Yani elden çıkarma konusunda ikincil pazarlar henüz aktif olmadığı için bir risk olabilir, ama hani çok kısa dönemli yatırımlarda olmadığı için Borsa İstanbul'da da bu konuda bir yetki verilmiş. Hani ikinci pazarlarda açıldıktan sonra o problemler de yavaş yavaş çözülecektir diye düşünüyorum. Hani belki o yine tabii ki akılda tutulabilir, ama bunlar riskli yatırımlar. Girişim yatırımı her zaman böyle. Ama normalde belki de kişilerin girme şansı olmuyordu bu kadar erken girişimlere yatırımcı olarak. Bu kadar küçük yatırımlarla daha doğrusu. Hani melek yatırımcılara, kurumsal yatırımcılara birazcık kalan bir alanda. O alanda hani farklı bir imkan sunmuş oluyor. Belki hani bunu da değerlendirmek lazım. Ben yine bir başka soruyla hızlıca devam edeyim. Takasbank'ta bekleyip iade olacak tutarlara bir nemalandırma yapılacak mı? Düşünülüyor mu diye sormuş. Sanırım Nesrin Hanım'a vermem gerekiyor burada sözü. Biz Takasbank olarak bir nema vermeyeceğiz. Yani bu tür kitle fonlamaların özellikle İslami finans açısından da çok tercih edildiğini düşününce, özellikle faiz hassasiyeti olan insanların böyle bir nema almak istemeyeceğini düşünüyoruz. Artı cayma hakkı var. Yani çok kısa süreli zaten bu. Hani böyle bir nema vermeyi gerektirecek bir süreç de değil. Rakamlar da oldukça düşük. O yüzden biz Takasbank olarak nema vermeyeceğiz. Çok Yani, teşekkürler kararımız cevabınız için. Çok çok teşekkürler. Burada yine bir Özgün Bey'e soru var aslında. Yabancı girişimlere ilişkin prosedür nasıl ilerliyor? Var mı böyle bir imkan diye aslında size bir soru yöneltilmiş. Böyle düzenleme Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler için bir fonlama faaliyetine izin veriyor. Dolayısıyla yabancı kuruluşların Türkiye'de gerçekleştirecekleri fonlama faaliyetleri düzenleme kapsamında değil. Burada ben bir şey ekleyebilir miyim Elçin Hanım? Aslında Tabii bu ki. güzel bir şey şu anlamda. Yurt dışından Türkiye'de fonlama açmak isteyenlerin buyurun Türkiye'ye gelin, girişiminizi bizim teknoparklarımızda kurun demek anlamına da geliyor. Biz birkaç girişim enteresandır yurt dışından bizimle bağlantıya geçti. Biz kanunla ilgili maddesini tebliğin gönderince peki Türkiye'ye gelsek faaliyetlerimizi oraya taşısak diye sordular. Dolayısıyla bunun sadece yabancı yatırım gelmesinden ziyade yabancı girişimlerin de Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir araç olacağını görmüş olduk. Aynen öyle. Gerçekten de çok hani farklı bir soru. Burada birazcık Hakan Bey size ilginç bir soru gördüm. Onu yönelteyim. Biz de aslında gerçekten yükümlülükleri okuduğumda şunu düşünmüştük. Ya platform işletmek ister mi kimse acaba diye. Çünkü gerçekten hani size yüklenmiş ağır yükümlülükler var. Ciddi bir hem hukuki hem prosedürel hem teknik altyapıda sağlamanız gereken şeyler var. Siz de bahsediyorsunuz. 2019 yılında sanırım kurmuşsunuz şirketi. 2021'e geldik. İşlemlere başlayacaksınız. Sizce diyorlar ki operasyonların karlı bir hale alması için ne kadar bir süre öngörüyorsunuz diye. Tabii ki cevap vermek istemeyebilirsiniz bir Yok, ticari soru olarak, ama önemli, merak
merak edilen bir konu. Biz sermaye piyasası kanununa ve ilgili tebliğe göre kurulmuş bir şirket olduğumuz için bu vereceğim bilgilerle beraber aslında bütün istatistiklerimizi, bütün verilerimizi mali kayıtlar dahil yayınlıyoruz. Bu şeffaflığı gösteriyoruz. Bu önemli. İnsanların çünkü güven duymasını arzuluyoruz. Dolayısıyla vereceğim bilgilerde de herhangi bir sakınca yok. Biz bu arada 2015 yılında aslında başladık buna. 2016 yılından bu yana da kitle fonlaması yapıyoruz. 30'un üzerindeki projeyi 5 milyonun üzerinde de kaynak aktarmayı başardık. Ama ödül ve bağış bazındaydı. Şimdi paya dayalı kitle fonlamasını inşallah çok daha yüksek rakamları aktaracağız girişimcilerimize. Tabii burada platformların yükümlülükleri fazla. Fakat yükümlülükleri yerine getirecek araçlar dijital araçlar. Bizim şu anda 12 kişilik bir kadromuz var. Genişletmeyi de düşünüyoruz 2022 yılında. Bunun iki katına çıkmak hedefimiz. Çünkü girişimcilerle ve yatırımcılarla birebir diyalog olmadan bu olmuyor açıkçası. İster istemez de birimlerimizde çalışan arkadaşlarımızın artırılması gerekiyor. %6'lık bir bizim başarı veya platform kullanım ücretimiz var. Kampanyayı başarı sakalıyoruz bunu. Onun dışında 1500 liralık listeleme ücretimiz var. Bunlar bizim gelirlerimiz. Fakat tabii ki biz de bir startup olarak, bir girişim olarak düşünebilirsiniz bizi. Startupları fonlayan startup diyorum ben zaten. Birkaç yıl herhangi bir gelirimizin olmasını biz de hedeflemiyoruz. Fakat işlem hacmimiz ne kadar artarsa tabii ki biz de bu rakamlardan gelir elde etmeye başlayacağız. Çok acelemiz yok. Önemli olan doğru başlasın, başarı hikayeleriyle başlasın. Biz tahammül edebiliriz. Çok teşekkürler bilgiler için. Başka bir soru, P2P lending ile fonlama durumunda fintechler bu süreçte ciddi bir rol oynayabilir mi? SPK'nın bu yöndeki tutum hakkında bir fikriniz var mı diye sorulmuş ama şu an hali hazırda mümkün değil P2P lending. Bunu söyleyebiliriz belki ama sizlerin eklemek istediği bir cevap olursa onu da duymayı çok isterim. Ben yine her zamanki gibi bir şey söyleyebilirim. Tabii debt finansı inanıyoruz biz. Yani bizim hem şirketimizin hem de uzun süredir içerisinde bulunduğum birkaç network'ün üzerinde çalıştığı bir konu bu. Yani girişimcilere borç verirken, girişim şirketlerine borç verirken belli hisse rehinleriyle herhangi bir faiz içermeyen ve maliyeti yükseltmeyen finansmandan bahsediyorum. Çünkü girişimcilik eğer borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yapacaksak bence bu amaç için olmalı. Aksi takdirde zaten banka kredilerine alternatif bir yapı getirirseniz gidip banka açabilirsiniz platform kurmak yerine. Burada belli hisse rehinleriyle belli süreler içerisinde temettü alarak girişimcilerden 5 yıl sonra da işte borcun tamamı hisse rehini bozularak ödenebilir şeklinde bir modelin geleceğine inanıyorum ben açıkçası. Gönlümden geçen de bu model. Bu model olursa Türkiye'de paylarını satmak yerine paylarını rehinde belli süreler için borç temini söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Vallahi çok soru var. Hepsini bugün bitiremeyeceğiz. Herhalde bir ikinci toplantı daha yapmamız gerekiyor. Buradan bunu anlıyorum ama son birkaç soruyu da hızlı hızlı sorayım. İşte örneğin fonlama süresi neden 90 gün tutulmuş? Bu kısa bir süre değil mi diye bir soru var. 60 gün. 90. Daha bile kısaymış aslında. Bu hani sorulan sorulardan biri. Yine hani kredi kartıyla ödeme diyorsunuz, EFT diyorsunuz. Hani buralarda prosedürel farklılıklar olacak mı şeklinde bir soru var. İsterseniz hızlıca bu iki soruya da cevap alalım. Yani EFT için Merkez Bankası EFT sistemini kullanılması gerekiyor. Orada platformun verdiği referans numarasını açıklamaya yazdığı sürece herhangi bir farklılık yok. Kredi kartı ya da debit kart fark etmiyor. Her ikisinden de platformun ekranlarındaki kredi kartı yönlendirmeleriyle işlemi anında yapabilecekler. Aslında prosedürel bir fark yok diyebiliriz. Anladım. Sadece EFT için, çünkü EFT Merkez Bankası'nın açık olduğu saatlerde yapılabiliyor. İşte siz bunu diyelim ki akşam platforma saat 9'da girdiniz. Ertesi gün en erken EFT'nizi yapabilirsiniz. Burada da 2 gün bir bekleme süremiz var. 2 gün içinde eğer EFT'nizi göndermezseniz kaydınız iptal oluyor. Tekrar başvurmanız gerekiyor. Bu arada Elçin Hanım testlerde ben de yer aldım ödeme testlerinde. Gerçekten EFT'yi gönderdikten 4.3 dakika sonra profilimde ödemem yansıdı. Yani EFT'den bahsediyorum. O yüzden çok etkilendim. Burada da tekrar teşekkürler Neslihan Hanım. EFT hızımız müthiş.
Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Dediğim gibi daha birçok soru var ama süremizin sonuna yaklaştık. Ben hemen sizden böyle yarım dakika son bir eklemek istedikleriniz varsa onları duymak isterim. Özgün Bey ile başlayayım hepiniz için uygunsa. Memnuniyetle. Biraz evvel arkadaşımızın sorduğu soruya da cevap olur belki. Aslında Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişimi başladığımız tarihlere baktığımızda bankacılık sistemiyle beraber çok hızlı ve çok alternatif ürünlerin sunulabildiği bir yapı olarak gelişiyor. Kitle fonlama sistemi yeni bir uygulama ama burada eğer biz doğru adımları atıp doğru sonuçları alırsak çok çabuk gelişeceğini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu gelişmeye uygun olarak düzenlemelerde bir takım değişiklikler ve revizyonlar yaparak piyasanın işte ekosistemin ihtiyacı olan çözümleri sunacağını düşünüyorum geçmişteki uygulamalara bakarak. Dolayısıyla bizler şimdi yeni bir uygulamanın ilk aşamalarında görev almış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız yatırımcılar da bu sisteme inanırlar ve doğru projelerle, doğru yatırımlarla sermaye piyasalarına yeni bir kaynak kanalı buradan açılır. Hayırlısı olsun diyorum ben. İleriki gelişmelerde borçlanma araçları olur, kripto varlıklar olur. Tekrar yeni projelerde yeni ürünlerle bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Sizin son sözlerinizi de almayı çok isterim. Aslında hep aynı dilekler. Hani bu yöntemle artık sermaye piyasalarına, daha doğrusu yatırımcılara alternatif bir yatırım imkanı sunmuş olacağız. Çok heyecanlıyım aslında ben. Bilir Hakan Bey, ilk günden beri hani bu projeye çok inananlardanım. O yüzden melek yatırımcılar aslında tamamen bir bedel yatırım yapmak amaçlı verdikleri fonları aslında bir de karşılığını alma imkanı aslında dolaylı olarak sağlamış olacaklar. Bu bakımdan baktığımızda ben hani Türkiye için ve yatırımcılar için hayırlı ve güzel bir sistem olacağına inanıyorum. En kısa zamanda yeni fonlamalarla, başarı hikayeleriyle tekrar bir araya gelip başarı hikayelerini konuşuruz inşallah diyorum. Hayırlı olsun, çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakan Bey, son sözü size vereceğim. Hatta araya da küçük bir soru daha sıkıştırayım. Kaç proje sermaye toplamak için sizden bekliyor? Üretim alanında özellikle sormuşlar. Hem onu cevaplayıp hem de son sözlerinizi de alabilirsem çok sevinirim. Üretim alanında şimdi belki net cevap veremem ama şöyle söyleyeyim. 2000'in üzerinde başvuru aldık. Girişim başvurusu. Tabii bunların içerisinde uygun olmayan çok fazlaydı. Çünkü sistemi bilmeyince ister istemez herkesin başvurusu söz konusu oldu. Fakat içlerinde bugün toplantıdan önce baktım 203 tane uygun üretim ve teknoloji projesi ne uygun paya dayalı kitle fonlaması uygun kampanya var yapılabilecek girişim var. Bunların da toplam talebi yaklaşık 230'du. Yani 230 milyon liranın üzerinde bir fonlama talebiyle geldiler. Bizim de bu yıl içerisindeki hedefimiz en az 10 girişime fon sağlamak. Çünkü gitgide zamanımız da azalıyor. Yarısını tamamladık yılın. En az 10 girişimden hedefimiz var. Hatta haftaya da inşallah ilk girişimi yayınlamış olacağız. Belki yatırımcılarımız bize bu konuda yardımcı olurlar. Hep beraber bir saat içerisinde fonlayabiliriz girişimi. Böyle bir teknik olarak mümkün bu iş. Tabii ki işin şakası ama herkesi davet ediyorum. Lütfen bu kitle fonlaması hareketine katılın. Bu bizim ülkemizin hem üretim hem istihdamına olumlu katkı sağlayacak. Hem sizlerin kazanç sağlamasına da vesile olacak. Bu aşamada bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği'ne de ayrıca çok teşekkür ederim. Size de moderatörlüğünüz için. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Ben hepinize çok teşekkür ederim. 1,5 saat bizimle bilgilerinizi paylaştınız. Çok değerliydi hepimiz için.
katılımcılara da çok teşekkür ederim. Bize bir sürü soru sordular. Lütfen bu soruları Hakan Beylere, Nesrin Hanımlara, Özgün Beylere sormaya devam edin. Biz de daha farklı etkinliklerde yine bunları umarım cevaplıyor oluruz. Ama birçoğuna da cevap vermeye çalıştık. Çok çok teşekkürler hepinize. Gelecek etkinliklerde buluşmak dileğiyle diyorum ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu vakti bu önemli konuyu anlatmaya ayırdığınız için çok sağ olun.